TV Malatya ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Malatya Valiliği OHAL Bürosu tarafından FETÖ-PYD'de yapılan etkin mücadele kapsamında kentte 2 günlük süre içerisinde gözaltına alınan ve tutuklananların bilgisi açıklandı. Malatya Valiliği OHAL Bürosu tarafından FETÖ-PYD'ye yapılan etkin mücadele kapsamında kentte 2 günlük süre içerisinde gözaltına alınan ve tutuklananların bilgisini açıkladı. Malatya Valiliği OHAL Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ-PYD'ye terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığında görevli 2 subay, 8 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 12 askeri personel gözaltına alınmıştır denildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada haklarında gözaltı kararı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 5. Bölge Müdürlüğü'nde görevli 2 personel ve Fırat Kalkınma Ajansı'nda görevli 2 personelin de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı. Dün akşam saatlerinde kaynağı belirsiz olan ve bir anda mahalleye yayılan gazdan 36 kişi zehirlendi. AFAD ekipleri bölgede uzun süre inceleme yaptı. Olay dün akşam saat 22 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Koşu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri evlerinde otururken birden ağır gaz kokusuyla kendilerini dışarı attılar. Mahallenin toz bulutu ile kaplandığını iddia eden vatandaş durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Bu komple ortalığa yayılmış, evde içeriden şey geldi. İçeride rahatsız olduk. Dışarıya çıktık. Dışarısı daha berbat. Gözler de yakıyor herhalde şu an bir gaz. Gözleri yakıyor. Ondan sonra burun, ağız yakıyor. Anında bölgeye gelen sağlık görevlileri de kaynağı belirsiz gazdan etkilenenlere müdahale etmekte zorlanırken durum güvenlik güçlerine bildirildi. Vatandaşlar yayılan gazın göz yaşartması ve genizleri yakması nedeniyle zor anlar yaşadılar. Bir şey bulabildin mi? Bölgeye gelen itfaiye daire başkanlığı ekipleriyle AFAD, doğalgaz acil ekipleri özel giysi ve maske taktılar. AFAD, KBRN ekipleri bölgede uzun süre kimyasal madde ölçümü gerçekleştirdi. Polis ekipleri de mahalleyi güvenlik çemberine alırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Çevreyi altına alıyoruz abi, yapabildiğimiz kadar da yükseltiyoruz, tamam mı? Çevreyi içe bakmayalım abi. Abi oraya bakacağız ama siz dediğim gibi çemberi yapabildiğiniz kadar şey yaptık. Ambulans ve kendi imkanlarıyla 16'sı çocuk, 36 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Gazdan etkilenen vatandaşların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. İtfaiye Daire Başkanı Hanife Açar da mahalleye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Aynı zamanda itfaiye ekipleri de gazdan etkilenen ve evlerde mahsur kalan vatandaşları çıkarmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saat boyunca ekipler bölgede özel giysileriyle inceleme yaparken, bölgede bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde de inceleme yapıldı. Bütün mahalleyi etkisi altına alan gazın biber gazı olabileceği ihtimali üzerinde de durulurken, yetkililerden gazın kaynağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Bu arada akşam saatlerinde yaşanan olağanüstü durum sonrası Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yetkilileri de olayla ilgili bilgi aldılar. Mis gibi bir duman çökmüştü. Adamın genzini acı biber gibi yakıyordu. Gözleri, ağzını, burnunu. Korktuk, dışarıya attık. Hastaneye gidenler falan oldu değil mi? Hastaneye gidenler hepsi. Hastaneye gidenler oldu. Yani. Kaç kişi gitti hastaneye? Şu anda benim 5 nüfusum orada hastanede. Durumlar kötü müydü? Şu anda işte aradım diyorlar, serum merum işte daha şey yapıyorlar. Dün gece Koşu Mahallesi'nde yaşanan ve son belirlemelere göre 37 kişinin zehirlendiği olayla ilgili valilik yazılı açıklama yaparak son gelişmeleri paylaştı. Arkadaşlar, bölgeden uzaklaşın.
Dün saat 22 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Koşu mahallesinde meydana gelen zehirlenme olayı ile ilgili Malatya Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yeşilyurt ilçesi Koşu mahallesinde ikamet eden bazı vatandaşlarımız saat 22 sularında ikametlerinde bulundukları sırada dışarıdan ağır ve kötü koku gelmesi şikayetiyle tıbbi yardım almak için hastanelere müracaat etmişlerdir. Olaydan etkilenen 37 vatandaşımız karbonmonoksit zehirlenmesi tanısıyla yaklaşık 1,5 saat müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilmişlerdir. Konuyla ilgili olarak bazı yerel ve yaygın basında yer alan haberlerde vatandaşlarımızın bir gaz kokusundan etkilendiği, çok sayıda vatandaşımızın hastanelere müracaat ettiği haber ve ihbarı ile ilgili olarak anında AFAD Büyükşehir İtfaiye Ekibi, doğalgaz ekiplerinin bölgeye geçerek çalışma yaptıkları, AFAD ekibi tarafından bölgede değişik noktalarda yapılan ölçümlerde ise herhangi bir kimyasal bulguya rastlanmadığı belirtilmiştir. Bahse konu gazın kanalizasyon havalandırmalarından sızan metan gazı veya bölgede bulunan hurdacılarla vatandaşların halen katı yakıtla ısınması nedeniyle sobalarda yakılan katı veya likit maddelerden oluşan gazlardan oluşabileceği değerlendirilmiş olup gerekli araştırma ve inceleme devam etmektedir. Malatya'da HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasını izinsiz olarak protesto etmek isteyen HDP'li gruba polis ekipleri izin vermedi. Malatya'da HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasını izinsiz olarak protesto etmek isteyen HDP'li gruba izin verilmedi. HDP Malatya HDP il binasında toplanan partililer, yapılan operasyona basın açıklaması ile protesto etmek istediler. Ellerindeki pankartlarla HDP il binasının bulunduğu Halep Caddesi'ne gelen gruba polis izin vermedi. İl binası da olsa valiliklerinizi almanız gerekiyor. Bunu size de söyledik, defaatle. Valilikten duyurular kısmında da yayınlandı. Pankart, afiş, basın açıklaması, etkinlikler tamamen valiliğine bağlandı. Bu yapmış olduğunuz eylemi ben size yasak olduğunu bir kez daha buradan tebliğ ediyorum. Lütfen pankartınızı toplayın. Yapmak sözü başlayacağınızı buyurun parti binasında yapın yukarıda. Polis memurları Malatya Valiliği'nin kararı doğrultusunda her türlü basın açıklaması ve eylemin izne tabi olduğunu belirterek grubun dağılmasını istedi. HDP'lilerle polis arasında uzun süre görüşmeler devam ederken Çevik Kuvvet Polisi de HDP'li grubu avluka altına aldı. Grubun dağılmaması halinde gözaltı işlemi yapılacağının belirtilmesi üzerine HDP'li grup slogan atarak parti binasına çıktı. Yani burada bir açıklama yapmamızın ne gibi bir sıkıntısı oluyor onu anlamış değilim. İsa Bey bakın. Hala aynı yerlerden bahsediyoruz. Sizin basın açıklama yapabilirsiniz. Nasıl? Valilikten izin alırsınız, yaparsınız. Ama izin almadan bu kadar kişi toplamışsınız. Bunu bile bile yapıyorsunuz bu kadar insanı. Valinin yasaklarına uymuyorsunuz. Çünkü bunlar yasaklandı, kendileri tebliğ edildi. Şurada son kez tekrar tebliğ ediyorum İsa Bey'e ve sizlere. Bu arada HDP il binasının bulunduğu caddenin giriş ve çıkışları kapatılırken polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Birinci ulusal alıç çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya katılan Vali Toprak, ülkemiz kadim bir geçmişe ve bereketli topraklar üzerinde bulunuyor dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, İnan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Malatya Kayısı Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Ulusal Alıç Çalıştayı İnan Üniversitesi Turgut Özal Kongre Merkezi'nde yapıldı. Çalıştay'a Vali Mustafa Toprak, İnan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, TAGEM Daire Başkanı Gökhan Kızılcı, Malatya Kayısı Araştırma Enstitü Müdürü Abdullah Erdoğan, çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan Malatya Kayısı Araştırma Enstitü Müdürü Abdullah Erdoğan, Anadolu'nun tarım ve medeniyet tarihinde rol oynamasında sahip olduğu ekolojik şartların bitki genetik kaynaklarının önemli yeri olduğunu vurguladı. Ekolojinin değerli yalnız bilgisi olarak nitelendirdiğimiz alıcı,
Sağlık ve kullanım yönünü değerlendirmek, sorunları, çözüm önerileri, yeni kullanım imkanlarını belirlemek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Tıbbi bitkiler, peyzajda kullanım alanı ve yaban hayatında öneme sahiptir alıç aynı zamanda. Alıç türleri yabani meyve kabul edilmekle birlikte son yıllarda alıç ve alıç ürünleri üzerine çalışmalar gittikçe artmaktadır. Ülkemiz alıç türlerinin ana vatanı konumundadır. TAGEM Daire Başkanı Gökhan Kızılcı ise Türkiye'de çok büyük bir bitki zenginliği olduğunu ve yaklaşık 12 bin bitki türünün yetiştirildiğini belirtti. Ülkemizde özellikle bu tıbbi ve aromatik bitkiler çok güncel. Sürekli reklamlar oluyor. Basında görüyoruz işte bazı bitkiler flash haberlerle gündeme getirilip tüketilmesi, bazı hastalıklara iyi geldiğine dair haberler çıkıyor. Biz burada bu çalıştay sayesinde alıcı tanıyacağız. Alıcın henüz üzerinde çok çalışmış bir meyve olmadığını aktaran İlin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kızılay, alıç üzerinde çok çalışılmaya değer bir meyve. Onun için ben buradan çalıştayı düzenleyeni tebrik ediyorum. Böyle bir yetim meyveye sahip çıktıkları için dedi. Üzerinde çok çalışmaya değer bir meyve. Onun için ben burada Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Abdullah Bey'le, bizim Eczacılık Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Yılmaz Çiğremiş Hocamız tebrik ediyor. Böyle yetim bir meyveye sahip çıktıkları ve birinci ulusal alış çalıştayını siz çok kıymetli bu alanda bilgi üreten, araştırma yapan bilim insanlarını buraya topladıkları için her ikisini tebrik ediyorum. Vali Mustafa Toprak ise ülkemiz kadim bir geçmiş ve bereketli topraklar üzerine bulunuyor. Böyle çalıştayların bu ürünlerin tanınması ve faydalarının öğrenilmesi açısından önemli olduğunu inanıyorum diyerek çalıştayı destekledi. Alıç nedir, nasıl oluyor, nelere faydalı, hem ekonomik değeri nedir hem de tıbbi, farmakolojik özellikleri nedir, aromatik değeri nedir? Bu anlamda bugün sizin karşınızdayım. İnanıyorum ki bu alanda hakikaten hem tıbbi noktada hem onun yine dayandığı farmakolojik eczacılık noktasında hem de insanların o aromatik bitkiyi tatmaları açısından bir de tüm bunların aslında sonucunda bir ekonomik değer oluşması noktasından da hayırlara vesile olmasın. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri denetime çıktı. 216 iş yerinde yapılan denetlemelerde 111 iş yerine ihtar yazıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri iş yerlerine yönelik başlattığı denetimlere devam ediyor. Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Zabıta Şube Müdürü ekipleri Malatya genelinde etiket denetimleri yaptı. Bir ay içerisinde 6 ekiple birden yapılan denetimlerde ürünlerin üzerinde bulunan fiyat etiketleriyle ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Toplam 216 iş yerini denetleyen zabıta ekipleri belirlenen kurallara uyulmadığı gerekçesiyle 111 iş yerine ihtar yazdı. İhtar yazılan iş yerlerinin ikinci kez aynı kuralı ihlal etmeleri durumunda ceza uygulanacağı belirtildi. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Erdem ve parti yöneticileri Baro Başkanı Enver Han'ı ziyaret etti. Ziyarette Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı Enver Han'a hayırlı olsun temennisinde bulundular. Malatya Baro seçimlerinde yeniden başkan olarak görevine devam eden Enver Han'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. MHP İl Başkanı Mehmet Erdem ve parti yönetimi de Enver Han'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Baro Başkanı Enver Han, siyasi partilerin demokrasimiz açısından çok büyük önemi var. Siyasi partiler demokrasinin olmazsa olmazı. Önümüzdeki süreçlerde de siyasi partilerimize önemli görevler düşüyor. Biz de MHP teşkilatının desteklerini bekliyoruz dedi. Yaklaşık 20 gün önce yapılan baro seçimleriyle yeniden tarafımıza tevdi edilen baro başkanlığı görevini hatırlamak için gelmişlerdir. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Siyasi partilerin demokrasimiz açısından çok büyük önemi var. Siyasi partiler demokrasinin olmazsa olmazı. Önümüzdeki süreçlerde de siyasi partilerimize önemli görevler düşüyor. Ben bugün ziyaretleri sebebiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ne önümüzdeki yasama, bu önümüzdeki dönemde yapacakları faaliyetlerinde başarılar diliyorum. Tabii
mesleğimiz açısından da çözümlenmesi gereken problemlerin olduğunu ve bunlar için de Sayın Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bu hususta taleplerimiz olacak. Kendilerinin siyasi olarak destek vermelerini bekleyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle kendilerine hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. MHP İl Başkanı Mehmet Erdem ise adaletin savunuculuğunu ve öncülüğünü yapan bir kurum. Bu kurum son zamanlarda adaletin zaman zaman askıya alındığı bir dönemde tekrar göreve gelmeleri önemli. Adaletin mihenk taşı olan bu kurumun ülke genelinde başarılı olmasını istiyoruz diyerek Baro Başkanı Han'a hayırlı olsun dediler. İkinci defa göreve gelen Sayın Enver Başkanımızı kutluyoruz. Baro denilince adaletin mihenk taşı olarak kabul ediyoruz biz kendimiz. Çünkü savunmanın bir yerde öncülüğünü yapan bir kurum. Bu kurum hele hele son zamanlarda adaletin zaman zaman askıya alındığı bir dönemde tekrar göreve gelmeleri, askıya derken yanlış anlaşılmasın, yani kamuda, basında, zihinlerde adaletin tam anlamıyla uygulanmadığı bir dönem olarak kamuda bir yer etmiş şu son zamanlardaki uygulamalar. Çünkü bir yerde kamuoyu en fazla aydınlatabilecek kurumun başında geliyor Baro. Bu hususta Enver Başkan da bu işi üstesinden geleceğine inanıyoruz. Ekibine de hayırlı olsun diyoruz. Erbakan Vakfı Malatya Şubesi Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan tarafından açıldı. Erbakan Vakfı'nın Malatya Şubesi bugün açıldı. Şifa Mahallesi Tekel Sokak'taki Erbakan Vakfı'nın açılışına Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Malatya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Eğitim Birsen Şube Başkanı Kerem Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Erbakan Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Erbakan Vakfı olarak 3. yılımızı doldurduk. Bu 3 yıl içerisinde vakfımız büyük bir teveccühle karşılandı. Vakfımızı ve şu anda 70 ilde il temsilciliğimizi kurmuş durumdayız. Rahmetli Erbakan'ın 80'li 90'lı yıllarda internetteki konuşmalarına baktığımızda, özellikle 1992'deki meclis konuşmasına baktığımızda, Güneydoğu'da, Kuzey Irak'ta, Orta Doğu'da yaşananları adeta o gün görüyormuşçasına anlattığını görüyoruz dedi. Malatya için, ülkemiz için, İslam alemi için, insanlık için hayırlara vesile olmasın, nasip etsin. Böyle mübarek bir cuma gününde, mübarek bir günde Malatya İl Temsilciliğimizin bu yeni yerini, yeni binasını açıyoruz. İnşallah hayırlı ve mübarek olur ve ismine yakışır hizmetler yapmayı Cenab-ı Allah bu binanın içerisinde Malatya'daki kardeşlerimize nasip ve müyesser eder. Ve şu anda 70 ilde il temsilciliğimiz belirlendi ve bunların önemli bir kısmında da il temsilciliklerimiz, binalarımız açıldı. Kendisinin bugünlerde internetteki konuşmalarını hepiniz seyrediyorsunuz, izliyorsunuz. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda mecliste olsun, meclis dışında olsun yaptığı konuşmalarda, özellikle 1992'deki meclis konuşmasında, bugün Güneydoğumuzda, Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta, Orta Doğu'da yaşananları adeta o gün o anda görüyormuşçasına anlattığını görüyoruz. Kısa bir zaman içerisinde Amerika'nın öncülüğünde dış güçlerin bu adımları atacağını 92 yılından bizlere haber veriyor çeyrek asır öncesinde. Orduzu Pınarbaşı'nda 90 dönümlük alana yapılacağı açıklanan ve Malatya'nın önemli bir eksikliğinin giderilmesi planlanan hayvanat bahçesinin kazı çalışmalarına başlandı. Pınarbaşı bölgesinde hayvanat bahçesi kurmak için çalışmalara başladı. Atıl durumdaki temelin ortadan kaldırılmasının ardından kazı çalışmalarına başlanan hayvanat bahçesinin yaklaşık bir yılda tamamlanması planlanıyor. Özellikle çocukların hayvanları tanımaları ve evcil hayvanların yaşam ortamlarını görmeleri amacıyla projelendirilen hayvanat bahçesi 90 dönümlük bir alanı kapsayacak.
Ordusu Pınarbaşı Piknik Alanı içerisinde kurulacak ve B grubu olarak adlandırılan grup içerisinde yer alacak şekilde planlanan hayvanat bahçesi içerisinde hayvan barınakları, gölet, çocuk oyun alanları, akvaryum ve otopark gibi sosyal tesislerin yanı sıra idari bina, kafeterya, seyir kulesi, satış birimleri, karantina, kurtarma merkezi, depo, ahşap teraslarla kuş ağları yer alacak. Yıllar önce güreş salonu olarak temeli atılan ancak zaman içerisinde yapımı çeşitli nedenlerle duran temel kalıntısı görüntü olarak Turgut Özal Tabiat Parkı'ndaki bütünlüğü bozuyordu. İlk iş olarak buradaki atıl durumda olan temeli ortadan kaldırarak hayvanat bahçesinin yapımına başlayan Büyükşehir Belediyesi alanın yanındaki küçük tepeyi de seyir tepesi olarak kullanacak. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacıur Polat, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ne yapılan yeni hizmet binasını ziyaret ederek muhtar Orhan Ünalı'yla bir araya gelerek mahallenin sorunlarını dinledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacıur Polat, muhtar evi projesi kapsamında Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yapılan ve yeni hizmete giren muhtar evini ziyaret etti. Mahalle muhtarı Orhan Ünalır'la görüşen Polat, mahallenin sorun ve isteklerini dinledi. Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin de yer aldığı ziyarette konuşan Muhtar Orhan Ünalır, Belediye Başkanımıza tüm sorunlarımızı kolaylıkla iletebiliyoruz. Sorunların çözümünde de bize yardımcı oluyor. Çalışma şartlarımızı düzelttiği için teşekkür ediyoruz dedi. Muhtar böyle bir bile falan böyle kimlik gibi, künye gibi inşallah Mehmet her aşamada o çalışmanın. Belediye Başkanı Hacıur Polat ise günün 24 saati halkın hizmetinde olan muhtarlarımız, mahallelerdeki gören gözümüz, duyan kulağımızdır. Mahallenin en uç noktasına kadar hayatın içinde olan muhtarlarımız, mahalledeki ihtiyaç sahibini de biliyorlar, vatandaşlar arasındaki yaşananları da biliyorlar diyerek mahalle muhtarları ile her zaman iletişim halinde olduklarını belirtti. Hoca Ahmet Yesevi mahallemizi, mahalle muhtarımızı muhtar evinde ziyaret ettik. Yeşiltepe'deki mahalle muhtarlarımız da, yine Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanımız, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarımız, Yeşiltepe Dayanışma Derneği Başkanımız ve mahalle sakinlerimiz bizleri karşıladılar. Başta muhtarımıza, muhtarlarımıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediyecilik millete hizmet mekanları, millete hizmet yerleri. Biz bu hizmeti yaparken de muhtarlarımızla iç içe birlikte olarak beraber bu hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çünkü muhtarlar bir noktada bizim mahallemizde gören gözümüz, duyan kulağımız durumundalar. Göreve geldikleri günden bugüne kadar 11 adet muhtar evini tamamlayarak anahtarları teslim ettiklerini söyleyen Başkan Polat, 82 mahalle muhtarına bilgisayar hediye ettiklerini de ifade etti. Mahallenin en uç noktasına kadar, sinir uçlarına kadar sürecin içindeler. Mahallenin ihtiyaç sahibini de biliyorlar. Mahallede kavgalı olanı da biliyorlar. Mahallede sıkıntılı olanı da biliyorlar. Biz de Yeşilyurt Belediyesi olarak muhtarlarımıza dayanışma içerisinde hizmetlerimizi götürüyoruz. Yine Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzü kurduk. Bu da önemli bir adım. Müdürümüz de zaten muhtarlarımızla sürekli diyalog halinde. Ben tekrar kıymetli başkanımızın, başkanlarımızın, Şahin muhtarımızın ve Orhan muhtarımızın bizi bu güzel karşılamalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni Malatya Spor, Elazığ Spor maçı bu kez verilen cezalarla konuşuluyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Yeni Malatya Spor'a ceza yağdırdı. 2-1'lik Malatya zaferi ile sonuçlanan maçın ardından kurulun Yeni Malatya Spor'a verdiği cezalar ve gerekçesinde Yeni Malatya Spor Kulübü'nün 29 Ekim 2016 tarihinde oynanan Elazığ Spor Yeni Malatya Spor Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 22.500 lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Yeni Malatya Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ikinci kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000 lira para cezası ile cezalandırılmasına,
FDT'nin 53 Taksim 3 ve 53 Taksim 4. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribüne giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, müsabakada Yeni Malatya Spor Kulübü'nün takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir denildi. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Mutlu hafta sonları.